Milattan önce 6. yüzyılda Alp Dağları'nın kuzeyinde Orta Avrupa'da arkeologların Hallstatt kültürü dedikleri bir topluluk vardı. Dağınık olarak yaşayan bu kabileler Keltçe konuşmaktaydı. 5. yüzyıla gelindiğinde ise Kelt etkisi Avrupa'da giderek arttı. Aynı yüzyılın sonunda Kelt savaşçı kültürü ana vatanından taştı ve birbirini takip eden kanlı dalgalarla kıtaya yayıldı. Göçler çağında Keltler artık pek çok yerde görülmekteydi. Fransa, Doğu İspanya, Güney Britanya, Tuna boyları, Karadeniz kıyıları, Anadolu, Kelt kabilelerinin görüldüğü yerlerdendi. Topluluğun bir kolu da Alplerin güneyine geçti. Liguria, Etrüsk, Veneti kavimleriyle çarpışarak Po Nehri havzasına kadar indi. Böylelikle Keltler, onlara Galyalı diyen Romalıların hayatına girmiş oldu. Keltlerin yeni ana vatan bulduğu M.Ö. 6. yüzyılda Etrüsk krallarınca yönetilen küçük bir şehir olan Roma, 4. yüzyılın sonlarında değişime uğradı. M.Ö. 396'da Etrüsklerle yapılan Veii Muharebesi'nden sonra Roma, Latin kabileleri arasındaki savunma koalisyonunun önder şehir devleti olmaktan çıktı. Roma artık Orta Batı İtalya'nın yayılımcı, avcı devletiydi. Değişen sadece bu Latin şehir devleti değildi. Dünya değişiyordu. Şehir devletleri sistemi yavaş yavaş çökmekteydi. Keltler ile Roma Cumhuriyeti'nin ilk çarpışması Romalıların Veii'yi yok etmesinden kısa süre sonra M.Ö. 390 yılında oldu. Alya Muharebesi'nde ilk kez karşılaştıkları düşmanları karşısında Latinler çok ağır bir şekilde yenildi. Galyalı lider Brennus, Roma şehrini ele geçirdi ve yağmaladı. Kent tarih sahnesine çıkamadan yok olmanın eşiğine geldi. Fakat Keltler Roma'yı yok etmediler. Belli bir para karşılığında halkı ve kenti bağışladılar. Bir dönüm noktası olan bu olaydan sonra Roma şehri itibarını kaybetti ve çok zor duruma düştü. Yaşadıklarına rağmen düştüğü yerden kalkmayı bilen kent, toparlanıp tekrardan çıkış yapmak için kolları sıvadı. Her adımda biraz daha güçlenen Roma, durmadan savaşarak İtalya Yarımadası'nda yayılma eğilimine girdi. Yeni ittifaklar kurarak, komşu kavimlerin topraklarını işgal ederek, koloniler oluşturarak ve yendikleri toplumları köleleştirerek büyüdüler. Özellikle çizmenin güneyine doğru ilerleyen siyasi yapının karşısına her seferinde daha güçlü bir rakip çıkmaktaydı. Etrüskler, Samnitler, Epirliler, Yunanlar, Kartacalılar derken yenile yeni hakimiyet alanlarını genişlettiler. Çok yönlü ilerleme devam ederken Keltler ile de birçok savaş yapan Roma, Alplerin güneyindeki Keltlerin yaşadığı kısma Galya Cisalpina ismini verdiler. M.Ö. 298-290 yılları arasında yaşanan 3. Samnit Savaşı'nda Romalılar, Galyalılar ve daha pek çok kavimle kanlı çarpışmalar yaptı. Cumhuriyet, bu savaşı kazanmanın verdiği avantajla Galya kabilelerinden Senoneslerin elinde olan Ager Gallicus bölgesini M.Ö. 282 yılında aldı. 50 yıl sonra ise yeni bir yasa ile Latinleri bölgede iskan etmeye başlayınca buradaki Senonesler, Galya Cisalpina'daki Boiler'in ülkesine göç ettiler. Bu göç dalgası, yıllardır devam eden barışın bozulmasına yol açacaktı. Boii Keltleri, akrabaları Senoneslerin toprakları Ariminum'u tekrar almak ve Roma Cumhuriyeti üzerinde yeniden bir tehdit unsuru oluşturmak için harekete geçtiler. Alplerin güneyinde olan diğer Galya kabilelerinin de desteklerini arkalarına aldılar. Ardından Alplerin ötesindeki Galya Transalpina'dan akrabalarını ittifaklarına davet ettiler. Cisalpina kabilelerinin çoğunlukta olduğu, içerisinde paralı askerlerin de yer aldığı 70 bin kişilik büyük bir ordu kurdular. Bu ordu, Galyalıların Alplerin güneyinde daha önce kurdukları tüm ordulardan daha büyüktü. Roma, M.Ö. 225 yılında ulaklar çıkartıp askerlerin toparlanması için emir verdi. Bütün bir İtalya Yarımadası'nın lojistik ve insan gücünden yararlanma imkanına sahip olan Cumhuriyet, hızlı bir şekilde savaşa hazırlandı. Bu denli büyük birlikleri besleyebilmek için de tonlarca erzak depolandı. Sayısız savaş aleti ve sefer gereci yapıldı. Özverili çalışma sonucunda Cumhuriyet, 130 bin kişilik bir savaş gücüne ulaştı. Diplomatik adımlar da atan Roma, Venetilerle ve Cenomanilerle anlaşma yaparak onları olası savaşta düşman olmaktan çıkardı.
Apennin dağlarındaki bazı kabilelerle ittifak yapıldı ve 20 bin kadar adam düşman sınırlarında tehdit unsuru oluşturdu. Bu tehdidi engellemek için Galyalılar aynı sayıda adamı gerilerinde bırakmak zorunda kaldı. Son olarak da Sardunya adasında savaşta olan lejyonların savaşı bırakıp yardıma gelmesi için mesaj yollandı. Rakibine karşı Roma'nın elinde 4 ana kuvvet oluştu. Sardunya'dan yola çıkmaya hazırlanan konsül Gaius Atilius Regulus ve lejyonları, bir praetor emrinde Etrusk ve Sabinlerden oluşan Etruria'da bulunan dağınık bir ordu, diğer konsül Lucius Emilius Papus'un Ariminum'daki lejyonları ve son olarak da Roma şehrindeki rezerv lejyonlar. Latinler rakibin hangi taraftan saldıracağını tam kestiremedi. İki seçenek mevcuttu. Rakip ya Ariminum'u almayı zorlayacak ki sonra buradan Clusium'a geçip Roma'ya zıplayabilirlerdi. Çünkü 170 yıl kadar önce Brennus bu yolu kullanmıştı. Ya da Apenninleri geçip Etruria'ya, oradan da antik yolu takip edip doğruca başkente saldıracaktı. Daha önceki tecrübelerden yola çıkılarak Keltlerin, Ager Gallicus'a saldırmaları daha olası görüldüğü için ona uygun tedbir alındı. Başkente giden Tiber Vadisi yolu güvenceye alınacaktı. Diğer yolu ise yetişebilirse Pisa şehrine çıkacak konsül Gaius tutacaktı. Gaius'un Pisa gibi uzak bir şehirde karaya çıkacak olmasının bir nedeni vardı. Galyalılar doğudan saldırırken konsül Gaius da Kısalpina'yı işgal etme imkanı yakalayacaktı. Etruria'daki ordu bölgeyi koruyacak, tüm orduların devre dışı kalması durumunda da başkentteki güç kullanılacaktı. İtalya savunması işte böyle planlandı. Milattan önce 225 baharında yola çıkan Galyalılar, beklenti yönünde hareket ederek Ariminum'a yöneldi. Roma ordusunun kendilerinden güçlü olacağını biliyorlardı. Ama tüm yarımadanın seferber edildiğinden habersizlerdi. Epeyce yol alan Galyalılar, stratejik bir sürpriz yaparak yönlerini bir anda güneye çevirdi. Koşar adım Apennin dağlarına yöneldiler. Bu hamle karşı tarafın beklemediği bir şeydi. Galyalılar böylece konsül Lucius'a çalım atmış olacaklardı. Keltler, lejyonları hiç karşılaşmadan ortadaki orduyu aradan çıkarıp ana hedefe yönelecekti. Bu akıllıca bir hamleydi. Ama bakalım Galyalıları sonuca götürecek miydi? Apenninlere yönelip düşmanla karşılaşmadan Etruria'da düze inen ordu, dağılıp çevreyi yağmalamaya, ganimet toplamaya başladı. Taktik değişikliği fark eden praetor, dağınık olarak geçitleri tutan Etrusk Sabin ordusunu yeniden birleştirdi ve rakibin peşine düştü. 4 gün sonra Roma'nın sadece 136 kilometre kuzeyindeki Clusium yakınında onları yakaladı. Galya ordusu savaş pozisyonu almakta gecikmedi. Gece dönüp gündüze evrildiğinde karşılıklı kamp kuran ordular birbirlerine gireceklerdi. Geceden pusu kuran Galya ordusu, Etrusk ve Sabin birliklerini Fesulae kasabasına kadar çekip baskın yaptılar. Tüm avantaj ellerinde olduğu için de rahatlıkla düşmanlarını yendiler. 6000'den fazla askeri kılıçtan geçirip tartışmasız ve net bir galibiyet aldılar. Zafer sonrası harp konseyi toplandı. Romalıların bir ordusu yenilmiş, bölge yağmalanmıştı. Çok fazla ganimet elde edilmişti. Kazandıkları ganimeti yurtlarına götürmeyi ve düşmanla başka bir gün tekrar çarpışmayı oyladılar. Sonuçta istediklerini almış, ceplerini doldurmuşlardı. Hem Roma'nın 3 büyük ordusu daha mevcuttu. Neticeyi zorlamaya gerek yoktu. Alınan karar gereği ordu yola çıktı. Arabalara doldurdukları ganimetler ve sürüler onların hızlarını kesti ve onları güneye inmeye mecbur etti. Bölgedeki gölün kuzeyinden geçip sahile varınca kuzeye doğru yöneldiler. Talemon'a doğru ilerlediler. Lucius Emilius değişen durumu toparlamak için batıya yönelip dağları aştı. Fakat yavaş kalmış, Fesulae muharebesine yetişememişti. Vakit kaybetmeden rakibin yerini öğrenip peşine düştü. Olayların plan dışı geliştiği sıralarda nefes kesen kovalamaca böylece başladı. O sırada denizde yol alan Gaius, belirlediği gibi Pisa'da karaya çıktı. Gelen haberciler sayesinde planın tamamen değiştiğini öğrenen Gaius Atilius, kuzeye gitmek yerine güneye yöneldi. Rakibin hızının düşük olduğunu bilmediği için yıldırım hızıyla hareket etmeye ihtiyacı duydu. Kısa sürede imkansız sayılabilecek bir mesafeyi kat etti. Galyalılar iki ordu arasında kıstırılacağı benziyordu.
Talemon'un biraz kuzeyinde, dar bir geçidin güney kısmına kamplarını kurdular. Onları günlerdir takip eden Lucius, temkinli bir şekilde arta kalan Etrusk askerinin de olduğu ordusuyla savaş pozisyonu alıp beklemeye başladı. Kuzeyden süratle kopup gelen Gaius da dar geçidin kuzeyine kamp kurdu. Galyalıların ona çok yakın olduğunu ve arkadaşı Lucius'un da hemen düşmanın ensesinde bulunduğunu öğrenince rahatladı. Galyalılar geçitte her iki taraftan sıkıştırılmışlardı artık. Ölüm koridoru olarak adlandırılabilecek o dar geçit, acaba hangi tarafın mezarı olacaktı? Düzene giren iki Roma ordusundan güneydeki, diğerinden tam olarak haberdar değildi. Lucius meslektaşının güneye indiğini biliyordu ama bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemişti. Galyalılar ise iki ordu arasında kaldıkları ve kaçış imkanlarının olmadığını çok geç anladı. Derhal sırt sırta verip iki savunma hattı oluşturdular. Sayıca rakiplerinden çok azdılar. Kanatlarını uzatmak için yük ve savaş arabalarından barikatlar yaptılar. Böylece kuşatılma tehlikesi azalacaktı. Tüm ganimeti ise iki hattın tam ortasındaki bir tepeye istiflediler. Kan dökmek için artık her şey hazırdı. Savaşın ilk anında Kelt atlıları, geçide hakim tepeyi tutan Gaius'un süvarilerine hücum etti. Gaius Atilius tepeyi tutmak için korkunç bir şekilde savaştı. Konsülün çabası fayda sağlamadı ve az sayıda olan süvariler erimeye başladı. Kendisi de göğüs göğüse çarpışırken öldü. Başı Galya şeflerine muzaffer bir şekilde götürüldü. Tepedeki savaşı fark eden Lucius, diğer ordunun geldiğini o anda anladı ve kendi süvarilerinin hepsini yardım için öne sürdü. Arkadan sarılan Kelt süvarileri dönüp diğer tarafla da savaşmak zorunda kaldı. Gözlerin tepelerdeki savaşta olduğu anlarda aşağıda da mücadele başlamak üzereydi. Yarı bellerine kadar çıplak, vücutları dövmeli, ellerinde totemler taşıyan binlerce hafif Galya piyadesi çıkardıkları seslerle savaş ayini yapıyorlardı. Galyalıların görkemli dizilişi ve kulakları sağır edercesine çıkardıkları gürültü Romalıları dehşete düşürdü. Kuzeylilerin borazan ve boynuzlarla çıkardıkları uğultu savaş naralarına karışmış, adeta gök gürlüyor, yer sarsılıyordu. Ön saflardaki çıplak askerlerin hareketleri korkutucu bir manzara oluşturuyordu. Bu hafif piyadeler intihar edercesine atağa kalkıp ellerindeki ciritleri rakibe fırlatıp mevzilere geri dönmekteydiler. Öncülerin uzun süren bu hatırda kalır saldırı seremonisi bitince sıra ağır piyadelere geldi. Roma lejyonları her iki taraftan saldırdı ve Kelt kalkan duvarıyla mücadeleye girişti. Galyalıların ünlü kalkan duvarı iki ordu arasında kalmasına rağmen çok iyi iş çıkardı ve askerler uzun süre hatlarını bozmadan savunma pozisyonlarını korudular. Neticeyi belirleyecek olan tepedeki savaştı. Güneyden gelen atlılar sayesinde Roma süvarileri düşman birliklerini yenip dağıtmayı başardılar ve tepelere hakim oldular. Roma süvarileri ikinci bir emirle tepelerden aşağıya inip yanlardan açık olan ve artık başka bir hamle şansı kalmayan kalkan duvarlarını içten rahatlıkla kırdı. Bu arkadan kırılma hali hazırda öndeki baskıyla de birleşince Galyalıların bozgunu başladı. Bundan sonrası ölüm koridorundaki can pazarıydı. Birçok Galyalı öldü ve 10.000 tanesi de köle edildi. Kayıp o günün koşullarında çok büyüktü. Becerebilen Kelt birlikleri ormanlık bölgelere kaçıp canlarını zar zor kurtardılar. Romalılar açısından ise zafer paha biçilemezdi. Bu zaferle beraber İtalya'ya yönelik en büyük Galya istilası savuşturulmuş oldu. Alplerin güneyindeki Galya'yı koruyacak bir ordu da kalmadığı için Kisalpina'nın tüm kapıları cumhuriyete açılmış oldu. Bu zafer Romalıların Galyalılar üzerinde kesin bir üstünlük kurmalarını sağladı. Zaferi takiben yapılan bir dizi sefer sonucunda Galya Kisalpina Roma tarafından alındı. Bu başarı Placentia ve Cremona'da kurulan Latin kolonileriyle taçlandırıldı. Kuzey İtalya artık Roma Cumhuriyeti'ndi.